İkinci kitabı Aşksız İnsanlar'da özgür, aylak, düşler içindeki kahramanı kalabalıklar içinde dolaşır. Aralarında dolaştığı insanları aşklı ve aşksız olarak ikiye ayırıp aşık insanları yüceltir. Bizans definesinde çocukluğun ilk gençliğin güzel günlerine bakışını sürdürür. Bulutun rengi yalnızlık, boşluk içindeki kahramanların arayışlarıyla çocukluk anılarına yaslanır. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Haldun Taner, B. Sabahattin Ali, C. Oktay Akbal, D. Bilge Karasu, E. Nezihe Meriç. Değerli arkadaşlar, bahsedilen sanatçı hangisidir deniyor. Şimdi burada Aşksız İnsanlar eserinden bahsedilmiş. Daha sonra Bizans Definesi ve Bulutun Rengi eserlerinden. Bu eserler kime ait? Açıklamalarımızı yaparak soruyu çözelim. A'da Haldun Taner verilmiş. Edebiyatımızda oyun ve öykü yazarı olarak tanınmıştır. Oyunlarında çağın değişen olaylarını, toplumsal olaylarını, hikayelerinde güncel olayları yine işlemiştir. 12'ye 1 var. 12'ye 1 var. Sancho'nun sabah yürüyüşü, Şişhane'ye yağmur yağıyordu, Tuş, Yaşasın Demokrasi, Yalıda Sabah, Konçinalar gibi kitapları var ama bahsedilen Haldun Taner değil. B'de Sabahattin Ali verilmiş. O da toplumcu gerçekçi sanatçılardan biridir. Konularını toplumsal eşitsizliklerden, ezilen insanların acılarından, sömürülmesinden alır. O da Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan gibi romanlarıyla, Ses, Sırça Köşk, Yeni Dünya, Değirmen, Kanlı gibi hikayeleriyle bilinir. Bahsedilen yine Sabahattin Ali de değil. C'de Oktay Akbal verilmiş. Kendisi yazar kökenli bir aileden gelir. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri üzerinde çok vardır. Yapıtlarında sıradan insanların dramını, gelenek ve görenekler karşısındaki tutumlarını, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı düştükleri ümitsizlikleri dile getirmiştir. Aşksız İnsanlar, Bizans Definesi, Bulutun Rengi onun önemli eserleridir. Önce Ekmekler Bozuldu eseri de çok önemlidir arkadaşlar. Bahsedilen eserler Oktay Akbal'a aittir. Yanıtımız C seçeneği olacaktır. D'de Bilge Karasu verilmiş. Anlatımıyla, anlattığıyla özgün bir yazardır. Ben merkezli hikayeler yazmıştır. Gece adlı kitabıyla Amerika'da verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk sanatçısıdır, yazarıdır. Gece, Kılavuz gibi romanları, Troya'da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı gibi hikayeleriyle bilinir. Bahseden o da değil. E'de Nezihe Meriç verilmiş. Toplum içinde bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları başarıyla anlatmış bir sanatçıdır. Çehov tarzı, yani durum hikayesi eserleriyle ön plana çıkmıştır. Bunun da Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Duman Altı gibi eserleri vardır. Bahsedilen o da değil. Yanıtımız Oktay Akbal, yani C seçeneği olacaktır.